Mevlana ne diyordu? Adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur, bütün kainat onun etrafında döner. Bu adaleti yok ettiler işte. Ve biz bunun isyanı içindeyiz. Bir kişiye yapılan haksızlığı, zulmü kabul edemeyiz. Osman Kavala olayından söz ediyorum. Mahkeme oturuyor. Beraat kararı veriyor. Odasındaki bütün eşyaları dağıtıyor. Nasıl olsa tahliye edileceğim diyor. Cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor. Dün onu beraat ettirmeye kalktılar diyor. Yargıya gözdağı veriyor. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Kimsin sen? Biz neden görevden el çektirilen, zorla el çektirilen AK Partili belediye başkanlarının hakkını savunduk? Adalet için yaptık bunu. Milletin iradesine duyduğumuz saygı için yaptık bunu. Günahsız bir adamı, beraat etmiş bir adamı nasıl beraat ettirirsin diyor. Ayıp bununla da sınırlı kalmıyor. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu, affedersin yüksek değil artık. Hakimler, savcılar, alçak kurulu diyebiliriz. Hakimler, savcılar, kurulu hemen toplanıyor. Hemen toplanıyor. O yargıç hakkında hemen soruşturma açın diyor. Nasıl beraat verir? Özellikle AK Partili kardeşlerimin dinlemesini isterim. Bu anayasa benim değil, bu toplumun anayasası. 138. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz diyor. Anayasa söylüyor bunu. Diyeceksiniz bu memlekette anayasa mı var? Anayasa askıda arkadaşlar. 20 Temmuz darbe dönemini yaşıyoruz. 12 Eylül darbe döneminde, 12 Mart darbe döneminde işte bir savcılar vardı, hakimler vardı. Çok daha ağır bir faşizm düzeniyle karşı karşıya. Kimsenin nefes almasını istemiyorlar.